Sevcan Hanım, Mahsun Bey artık meclise taşınmış. Evet. Bundan sonra gidelim Avrupa Birliği diyor. Ne diyorsun? Vallahi parti kur oy verelim dedik. Herif hakikaten parti kurdu. Oy vermek zorundayız diyorum. Efendim ilk filmi izlemişsinizdir. İlk filmden akılda kalan sahnelerden şöyle birkaç kuble bir şeyler yapalım hadi. Ya yemin ederim hatırlamıyorum. Bayağı oldu Mahsun'un filmini izleyeli. Ama şu şey çok komikti. Sürekli hani bir şey oluyor. Bunu da kesin kaybederiz. Burada olmaz dedikleri oluyor falan ya. Onlar çok güzeldi. Bir de ben şimdi onların hepsini çok eski tanıyorum. Özellikle Mahsun Adana'da falan böyle konserime gelmişliği var. Bayağı oldu. Ve biliyorsunuz Vine'dan işte bilmem sosyal medyadan biliyoruz. Çok güzel bir başarı hikayesi. Hem de sonuna kadar da hak ediyor. Bir kere çok iyi bir gözlemci. Memleketi çok iyi gözlemliyor. Her şeyini. Sevcan Hanım ben şunu tahlil ettim. Bilmiyorum doğru mu? Siyasi hicivi özlemişiz biz. Yani siyasi mizahı. O Levent Kırca ile bıraktığımız olay sanki Mahsun Karaca ile buradan da bakıyor gibi geliyor. Tövbe estağfurullah. Çok iyi değil mi ya? Adamın şu haline bile gülüyorum yani. Ya gerçekten öyle. Zaten yani mizah dediği şeyin biraz siyaset kokması, biraz biz böyle büyüdük, böyle yetiştik zaten. Mahsun da bunu çok iyi beceriyor, suya sabuna dokunmadan. Ya keşke özgür olsa da herkes her şeyi konuşabilse ama malum Türkiye'nin durumu. Olacak olacak. Bizim mizah duygumuz bizi ayakta tutuyor. Her şeye zaten. Ya, tabii ki öyle. Biz aslında geri kazanacağız derken unuttuklarımızı geri alacağız. Yani edinilmiş haklarımızdan olmak bize yakışmaz. Tam da Cumhuriyet Bayramı'nın, Cumhuriyet'in 101. yılını kutlarken ben gençlerden çok umutluyum. Bak ne güzel, Mahsun kardeşim olsun. Bu ülkenin çok güzel umut veren insanları var ya, biz çok kötüleri önümüze alıyoruz ama yemin ediyorum onun belki bin misli iyi kalpli insanlar var. Zaten onun yüzü suyu hürmetine ayaktayız. Benim umudum çok fazla. Her şeyi geri alacağız. Efendim birazcık magazin yapayım. Hadi yap. Efendim 2025 aşk ve sevgi yılı olacakmış. Fallarda da bu şekilde çıkıyormuş. Neler olacak acaba duygu dünyamızda 2025'te sizce? Umut fakirin ekmeği diyorum. Yani evliliklerin patlama yapacağı falan söyleniyor astrologlar tarafından. Kendi üzerinize alınıyor musunuz bu şeyden? Geçen gün bir arkadaşım Yıldız haritama baktı ve aynı şeyi söyledi. Sanırım herkese aynı mı kandırıyorlar ya? Anlamadım yani. Herkese mi söyleniyormuş bu? Şu an hayal kırıklığına uğradım. Sizin kalbinize giden yol nereden geçer? Kalbime giden yol nereden geçer? Ya bir şey söyleyeyim mi? Keyif almaktan geçer. Hayattan keyif almak lazım. Ben birlikte keyif aldığım insanla mutlu olurum diye düşünüyorum. Gülebildiğim, eğlenebildiğim, aynı yöne baktığım, hayatta duruşumun aynı olduğu birisi olsa yeter yani. Efendim Türk erkeği mi İtalyan erkeği mi? Ay tabii ki Türk erkeğim. Az İtalyanlar da fena değilsin de ne desem. Ya çok şöyle kibar olur diyorlar ama. Valla Türk erkeğinin daha kibarı mı olur acaba? Yok ya. Maço mu metroseksüel mi? Denge. Çok metroseksüel sevmem ben. Böyle her şeyiyle böyle falan. Yani maço da değil ama çok ya denge ya. Canım ya, ne haber de değil anladığım kadarıyla. Değil mi? Sevmiyorum. Affınıza sığınarak bunu sormak zorundayım. Lütfen. Türkiye çok enteresan günlerden geçiyor. Yani bir kadın olarak sizin duygularınızı anlayabiliyorum. Hı-hı. Yani bir erkek olarak da gerçekten çok utanıyorum. Bunu sormaktan bile utanıyorum bu yüzyılda. Doğru diyorsun. Yani ne olacak bizim sonumuz? Narin'le başlayan bir kaotik süreç, sonra iki tane kız çocuğumuz, sokak hayvanları derken terör saldırısı. Yani kafamızı bir kaldıramıyoruz Sevcan Hanım. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Ya kaosu besleyen şeyler var bu ülkede maalesef. Bir de çok güzel bir söz, hani böyle internette çok dolaştı. Gerçekten o ilk ölüm gerçekleştiğinde, o ilk cinayet, o ilk zarar veren şey neyse gereği gibi cezalandırılsaydı bugün bunları konuşuyor olmayacaktık. Kim ne derse desin tüm bu cinayetlerin, vahşetlerin sebebinin ben siyasi olduğunu düşünüyorum ve bireysel olarak bizim burada söyleyeceğimiz hiçbir cümle, hiçbir kınama buna yetişmeyecek, yetmeyecek. Dolayısıyla bizim bunu caydırıcı cezalarla, ben böyle buradan idam çığırtkanlığı da yapamam. Çünkü ben yaşam hakkını savunan birisiyim. Her koşulda ve her durumda öyle bir ceza getirirsiniz ki idamdan daha büyük ceza olur. Dolayısıyla böyle bir şeyin varlığını bilip bununla yaşıyor olmak bir kadın olarak beni bu yüzyılda utandırıyor. Üstelik memleketimdeki bütün kadınlar adına, memleket adına utanç duyuyorum. Bir kadın olarak biz buraya iki kız geldik. Mesela şu Lütfi Kırdar'ın arkası ne kadar karanlık biliyorsun değil mi? Güdülenmişiz biz bunu ya. Arkamıza bakıp geliyoruz ya. Bu bir gerçek. Arabamı uzağa park ettim çünkü. Burası bir de yani hani İstanbul'un göbeği değil mi? Ama ona rağmen karanlık bir yerden geçerken adımlarımız hızlanıyor. Bu çok acı bir şey. Bu yeni bir şey de değil.
sosyal medya bu kadar yoğun olduğu için artık biliyoruz, görüyoruz, duyuyoruz. Bu yeni değil arkadaşlar. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan kadınlar olarak böyle büyüdük zaten. Dolayısıyla şimdi ayyuka çıktı. Gösterilmesinin bazen çok haklı gerekçeleri olduğunu düşünüyorum. Bazen de çok korkuyorum. Çünkü kimisine yol gösterir gibi oluyor. Kimisine de kötülük aşılar gibi. Çünkü geçen gün bir kız arkadaşım evine kızı tek kaldığı için işe gittiğinde kamera yerleştirdi. Yani evinin güvenlikli olmasına rağmen, kızının güvende olduğunu bilmesine rağmen eve kamera koyayım ne olur ne olmaz. Yani bilmiyorum ya, bunun dediğim gibi bunun çözümü, ben şimdi olanlardan bahsetmek istemiyorum, son da olmayacak. Biz bunu kanunen adalet olarak, yani kanunları koyarak, kanun yapıcılar kanunu koymuş ama sonuçta o kanun işlemedikten sonra bana sana yararı yok, hepimiz yine ölüyoruz. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi yaşatır dedik, elimizden alındı. Bari kanun, mevcuttaki kanun uygulansın ki hepimiz sağ kalmayı becerebilelim. Çünkü gerçekten kolluk kuvvetlerine de çok iş düşüyor. Ne olur kadınları geri yollamayın. İkincisi, hayvana tecavüzü çok da hafife almayın. Çünkü çocuğa dönüyor sonrasında. Sonra da büyük insana dönüyor. Biz bunu söylediğimizde hayvan tapar dediler bize ama hayır, öyle bir şey yok. Günün sonunda zarar vermek söz konusuysa her şeye, kurda, kuşa, böceğe, sana bana da geliyor o zarar. O yüzden diyorum ki bunun sebebinin, çözümünün sadece siyasilerimizde olduğunu, kanun koyucularımızla adalet sistemimizde olduğunu düşünüyorum. Adalet sistemi demişken, Nari'nin katillerinin ve faillerinin hala bulunamamış olması sizin de vicdanınızı kanatmıyor mu? Valla ben bugün bir tweet atsam beni her yerde buluyorlar değil mi? Değil mi? Yani gözünüzü seveyim, bulunamaması gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Ben bulunamadığına inanmıyorum. Niyeyse benim orada içimde bir tek ben de değilim. Buna çok eminim. Sonuçta bizim çok ciddi bir şeyimiz var. Yani bu konuları çözmek istediklerinde gerçekten önemli ekiplerimiz var. Bunu becerebilen insanlarımız var. Yani 3 dakikada hop diye alınan insanlar. Niye burada bu çocuğun, bu küçücük ya, yani neredeyse kıza intihar etti diyecekler. O raddeye geldi. Ben çok inanmıyorum arkadaşlar. Bunun yani narin cinayeti sadece bir, tabii ki bunu küçümsemek için asla söylemem, sadece bir çocuk cinayeti olduğuna niyeyse artık inanmıyorum. Bazı çevreler, bazı insanlar tarafından bazı şeylerin saklandığını, bizden gizlendiğini düşünüyorum. Orada bir kaotik durum var ama umarım o çocuğun, yani o çocuğun vebali hepimizin boynunda. Ölen her çocuğumuzun vebali hepimizin boynunda. Benim evladım yok, vicdanım var. Bunun üzerini kapamaya çalışan insanın vicdanından da şüphe ederim, insanlığından da. Ve gün yüzü görmemesini dilerim. Kim ki önüne geçiyorsa. Efendim, keşke ülkeyi Mahsun Karaca yönetse de tek derdimiz rulet masası olsa. Hakikaten o yüzden bugün buradayız. Evet. Tam destek, hep destek, tam destek. Çok teşekkür ediyorum samimiyetiniz için. Çok sağ olun.